Ah yaz tatili, paranın katili. Parası olana çok güzel bir şeydir yaz tatili. Parası olanın yazlığı vardır, dilediği kadar kalır veya kalmaz, kirayı verir, gider başka bir yerde tatili yapar. Peki biz? Biz yaz sıcağında evde otururuz, bizim gibilerin evinde klima da yoktur. Vantilatörle idare ederiz. Gerçi vantilatör de artık çok pahalı. Masa başına geçer, bilgisayarda takılırız ya da kimimiz telefonda takılır. Sırılsıklam terleriz. Yatarız, yastığın yönünü devamlı değiştiririz, soğuk tarafı ararız. Buzdolabına kafamızı sokarız. Vallahi annem kızmasa ben çok kez kendimi buzdolabına kapatıp serinlerdim ama yok işte. Bazense serinlemek için AVM'ye gidiyordum. Klima dolu olduğu için boş boş orada gezip serinliyordum. Kredi çekip klima alacağıma bu daha mantıklı bir hareket. Bir de Instagram'dan takip ettiğimiz kişilerin hikayelerine bakarak iç geçiririz. Instagram hikayeleri öyle bir havada ki zaten sanki ben hariç herkes mutluymuş gibi. Kimilerini de ailesi zorla köye götürür. Üstüne bir türlü dönmek bilmez. Çocuğun tatilini zehir eder. Bilmiyorum, yıllardır tatil yapmadım. Nasıl bir şey olduğunu unuttum. İnsan özlemiyor değil. Derdimi tasımı bırakıp eğlenmek istiyorum. Şu kış mevsiminin depresyonunu atmak istiyorum ama yok. Yok, para yok. Öyle her gün gezeyim de demiyorum. Ara ara kafamı dağıtayım. Gezme meraklısı da değilim ama bir değişiklik olsun artık, bıktık ya. Bir de şey vardır. Arkadaşlarla aylar öncesinden yapılan planlar. Hiçbiri gerçekleşmez. Öyle ya da böyle bir aksaklık olur. Yani en azından benim yaşadığım hep buydu. Geçen de yine bir hüzün çöktü içime. Tatile gitmek bana ne kadara patlar onu hesaplayayım dedim. Dedim Fikri, bu sene de sana tatili yok oğlum. Hiç heveslenme. Tatil anlayışı kişiden kişiye değişir. Herkesin tatil kültürü farklıdır. Bunu kabul ediyorum. Kabullenemediğim tek şey kış tatilini sevenler. Bana kalırsa onlardan korkulur. Bir de ben çocukken şöyle bir şey vardı. Orta durumlu aileler bir şekilde kredi falan çekip ya da birikim yapıp bir hafta, pardon, 5 gece 6 gün tatil yaparlardı. O da çok kötü, yani çocuk için kötü. Gidersin bilmediğin bir yerde yazlık kiralarsın, sağa sola bakarsın hiç yaşıtın olmaz. Zaten öyle yerlerden yazlık kiralıyorduk ki en gençleri 50 yaşında. Haliyle yaşıtım olmadığı için de tatil olmuyordu. Sahile gidiyordum, sağa sola bakıyordum, lan sohbet edecek bir tane bile yaşıtımı bulamıyordum. Benden 4 yaş küçük kardeşimin gözetmenliğini yaparak tatil geçiriyordum. Tek etkinlik denize gir çık. Başka bir şey yok. Bütçe kontrollü olduğu için etkinlik falan hak getire. Sanırım fakirliğimden ötürü tatil anlayışımı değiştirmem gerekiyor. Yoksa psikolojim giderek bozulacak.